Türkiye-İsrail ilişkileri son zamanlarda tarihinin en kötü dönemlerini yaşamıştı. Özellikle son 13 yıl. 1940'lı yıllarda kurulan İsrail kurulduğundan beri dünyada büyük bir tartışma oldu. Bölgede her şey değişti. Türkiye, İsrail'i ilk tanıyan Müslüman ülkedir. Kurulduğu tarihlerde tanınmıştı. İsrail ilişkilerimizin iki büyük dönüm noktası var. Biri Davos, diğeri Mavi Marmara. Davos, İsraililerin hiçbir zaman unutamayacağı bir travmaydı. Mavi Marmara da Türkiye'nin. Mavi Marmara, Davos'a verilmiş bir cevaptı. Bu olaylardan sonra karşılıklı olarak büyükelçilikler geri çekildi. Aradan yıllar geçti, hala eskiye dönülmedi. Aslında Mavi Marmara, Türkiye ile İsrail ilişkilerinin artık hiçbir zaman eskisi gibi olmayacağının bir kanıtıydı. Her ne kadar İsrail, tarihte ilk kez bir ülkeye tazminat ödemiş olsa da, karşısında henüz 100 yıl önce o toprakları bile yöneten Osmanlıların mirası Türkiye Cumhuriyeti var. Türkiye ile İsrail ilişkilerini son zamanlarda ise Doğu Akdeniz'de yaşananlar şekillendirmeye başlıyor. Son 3-4 ayda çok büyük gelişmeler yaşandı. Güzel ülke Türkiye, Kara Kutu kanalından herkese selam. Videoyu beğenmeniz ve abone olmanız bizi çok sevindirecektir. Bildirimleri aktif etmeyi unutmayınız. Olayın kırılma noktası Davos olsa da, Davos'a giden süreç Filistin meselesiyle başladı. Yani aslında asıl mesele Filistin'di. İsrail, Filistinlilere saldıramayacağına dair Türkiye'ye sözler veriyor ve her defasında bunları çiğniyordu. Mesela buradan başlamıştı. Şu an arada köprü yok gibi. Tüm bunlara rağmen İsrail ile Türkiye arasındaki ticaretin devam etmesi, hatta artması ise son derece ilginç bir konu. Çin'le yaşanan COVID-19 krizi sonrasında İsrail'i üretici ve ithalatçılar alternatif aramak zorunda kaldı. Bu süreçte İsrail'li iş insanları coğrafi yakınlığı ve üretim kalitesine göre makul fiyatlarla ticaret yapabildikleri Türkiye'ye yöneldi. Ticaret Bakanlığı verilerine göre Türkiye'nin 2013'ten bu yana 5-6 milyar dolar bandında seyreden İsrail'e dış ticaret hacmi, 4,5 milyar doları ihracat, 1 milyar 601 milyon doları ithalat olmak üzere geçen yıl 6 milyar 65 milyon dolar düzeyinde gerçekleşti. Bu yıla gelindiğinde ilk çeyrekte İsrail'e gerçekleştirilen ihracatta artış, bu ülkeden yapılan ithalatta ise azalış gözlenirken bu sonuçlarla dış ticaret hacminde artış yaşandı. Yani ikili ticaret Türkiye lehine. Birçok İsrail şirket siparişlerini Çin'den Türkiye'ye yönlendirdi. Türkiye coğrafi konum avantajıyla tedarik zincirindeki konumunu güçlendirebilir. Türkiye-İsrail ilişkileri sadece ekonomiden ibaret değil. Zaten siyasi sıkıntılar yaşanıyordu. Son 3 yılda ise buna coğrafi meseleler dahil oldu. Akdeniz'deki büyük doğal gaz rezervinin paylaşılması meselesi ortaya çıktı. İsrail-Davos sürecinden dolayı Akdeniz'de Türkiye ile değil Yunan ve Rumlarla anlaştı. Liderleri devrilen Mısır'ı yanına çekmeleri de zor olmadı. İtalya, Fransa, Lübnan gibi ülkelerde bu kervana katıldı. Bir tek Türkiye yoktu. Türkiye korkunç bir yalnızlığa itilmişti. Ama Türkiye, bölgenin en güçlü ülkesiydi. Ve buna asla izin vermeyeceğini, birkaç ayda çok net olarak, başta bölge ülkelerine, akabinde tüm dünyaya gösterdi. Türkiye çok sağlam adımlar attı. Bu bölgede bir oldu bittiye izin vermeyeceğini silah gücüyle de gösterdi. Bölgede İsrail, Amerikalılar, Avrupalılar, Rumlar ve Mısırlılarla askeri tatbikatlar yapınca, Türkiye'de Pakistan, Azerbaycan gibi dost ve müttefik ülkelerle tatbikatlar yaptı. Mavi Vatan adındaki Türkiye'nin tarihindeki en büyük deniz tatbikatı bölgede ses getirdi. Türkiye birçok gaz arama gemisi satın alarak direkt bölgeye gönderdi ve donanmasıyla burayı korumaya aldı. Libya ile çok kritik anlaşma imzaladı ve anlaşmanın ayakta kalması için asker bile gönderdi bu ülkeye. Ayrıca Akdeniz'de birçok farklı noktadan doğalgaz aramaya başladı. Donanmasını bu coğrafyalara gönderdi. Her kritik bölgede Türk donanmasından savaş gemileri, denizaltıları ve uçaklar, SİHA'lar devreye atıyor. Tüm bu adımlar Türkiye'nin kararlı olması işin rengini değiştirmeye başladı. İsrail ve Yunanistan Türkiye'nin kendilerini vurması durumunda karşılık vereceğini duyurunca, Türkiye resmi ağızdan "Sanırım Osmanlı tokadının tadını unutmuşsunuz" diye çok sert bir cevap verdi. Yani Türkiye diplomasi ise diplomasi, askeri ise askeri her yola başvurmaktan çekinmeyeceğini en net bir şekilde belirtti. İsrail ve Yunanistan İtalya'yı da yanına çekerek Esmet Bora Hattı Anlaşması imzaladı geçtiğimiz Ocak ayında. Bu anlaşma Türkiye'yi bypass ediyordu. Ama çok büyük maliyeti vardı.
Türkiye Libya ile anlaşıp şimdilik bu boru hattını denizden bir set çekercesine boşa çıkardı. Tabii bunun ayakta kalması Libya hükümetinin ayakta kalmasına bağlı. Bu durum risk altında şimdilik. İsrail, Türkiye'nin tüm hamleleri karşısında çok ilginç dönüşler vermeye başladı. 13 yıldır ipleri koparan İsrail'den ilk kez ılımlı mesajlar gelmeye başladı. İsrail basınında, Mısır ve Yunan basınında da bu tarz birçok haber çıktı. Birçok makale yayımlandı. Yunanlar, İsrail Türkiye ile anlaşırsa Yunanistan bölgeden tamamen atılır diye basında yazmaya başladı. İddialar ayyuka çıkınca İsrail yetkilileri bunu resmi ağızdan şimdilik yalanladılar ama gidişat o yönde. Bunu değiştirecek bir şey de yok şimdilik. İsrail Türkiye ile anlaşmazsa bu doğal gazı batıya en iyi ücretle satacağından endişelenmeye başladı. Türkiye üzerinden gitse hem garanti olacak hem de daha da ucuza mal olacak. Ayrıca İsrail'de bazı savunma dergileri Türkiye ile anlaşma yapmanın kendi lehlerine olduğunu, bölgede bu şekilde daha fazla gaza sahip olabileceklerini söylediler. 7 Mayıs'ta İsrail hükümeti Twitter hesabından Türkiye ile diplomatik ilişkilerimizle gurur duyuyoruz. Bağlarımızın gelecekte daha da güçlenmesini umuyoruz. Bütün Türk takipçilerimize sevgilerimizi gönderiyoruz mesajı yayımlanmıştı. 12 Mayıs'ta ise Mısır, Yunanistan, Güney Kıbrıs, Fransa ve Bahreyn'in imzaladığı Türkiye karşıtı bildiriyi İsrail imzalamamıştı. İki ülke arasındaki iyi niyet beyanlarının nereye evrileceği merak konusu. Bu konuda en ciddi adım İsrail'in Ankara Gazetesi'nden geldi. Türkiye'ye olumlu yönde bir makale yazdı. Makalede Türkiye ile olan anlaşmazlıklarının bitmeyeceğini ama iyi ilişkiler kurmak istediklerini belirtti. Özellikle Türkiye'nin Suriye'de çıkarlarının İsrail'e örtüştüğünü söyledi. Türkiye'nin İran ve Hizbullah milislerini vurmalarının kendileri için önemli olduğunu söyledi. İsrail'den gelen zeytin dalı bununla da sınırlı değildi. İsrail'den bir hava yolu şirketi yıllar sonra Türkiye ile uçuşlara başladı. En somut adım buydu aslında. Shalom gazetesinin haberine göre ticari mevzuatta anlaşmazlıklar sebebiyle 2007'nin Mart ayında Türkiye'ye uçuşlarını durduran El Al Hava Yolları tekrardan kargo uçuş seferlerine başlamak üzere Türk Sivil Havacılık Otoriteleri'ne başvurmuştu. Başvurularına göre onay gelen şirketin ilk kargo uçağı 13 senelik bir aranın ardından pazar günü saat 7.50'de İstanbul'a iniş yaptı. Tam 13 yıl aradan sonra ilk kez bir İsrail uçağı Türkiye'ye iniş yaptı. ABD'ye götürülmek üzere sağlık malzemeleri yardım uçağıydı bu. Bunun olması da dolaylı olarak ılımanlaşma mesajı gibi algılandı. İsrail merkezli El Al Hava Yolları 13 yıl önce Türkiye'ye uçuşlarını durdurmuştu. Şirket tarafından yapılan açıklamalara göre seneler sonra şirketin kargo uçuşları tarafından iki frekans olmak üzere devam edecek. Türkiye'nin Suriye'de İdlib bölgesinde Ruslar yüzünden asker kaybı verince önüne çıkanı bombalamıştı. Bölgeyi cehenneme çevirmişti. Rus paralı askerleri, İran milisleri ve Lübnan Hizbullahlarıyla Suriye rejimi askerleri temizlenmişti. Onlarca Hizbullah milisi yok edilmişti. İsrail'in tarihinde yenildiği ilk güç olan Hizbullah'ın Türkiye tarafından tokatlanması, İsrail'de inanılmaz bir sevinç ve heyecan yaratmıştı. Sırf bu yüzden tekrar Türkiye ile anlaşma yolları aradıkları bile iddia ediliyor. Bazı iddialar, İsrail'in Türkiye'ye askeri yardım yapmak istediğini belirtse de bu teyitsizdir. İsrail dolaylı yollardan Türkiye'ye ılımlı mesajlar vermeye başladı. Özellikle medyada başladı. Mısır, Birleşik Arap Emirlikleri, Yunanistan, Güney Kıbrıs Rum Yönetimi ve Fransa ortak bir açıklama yaparak Türkiye'nin Akdeniz'deki petrol ve doğalgaz faaliyetlerinin Güney Kıbrıs Rum Yönetimi'nin sözde münhasır bölgesinde gerçekleştiğini savunarak söz konusu arama çalışmalarının uluslararası kanunlara aykırı olduğunu öne sürdü. İsrail ve İtalya'nın bu metne imza atmaması çok dikkat çekmişti. Tüm bunlara bir de son yaşanan salgın eklenince petrol fiyatları düştü ve Akdeniz'de İtalya, Fransa ve diğer Avrupa menşeli büyük petrol şirketleri tek tek çekilmeye başladı. Forbes dergisinde Türkiye'nin ilk uçak gemisi inceleyen bir yazı kaleme alındı. Dergide gemiyle ilgili adetli bilgiler var. O bilgilerin birçoğu İsrail'in kurduğu gizli bir istihbarat servisi olan diye bir kurum var. Haberi buradan elde edilen görüntülere desteklediler. Ve Türkiye'yi çok yakın takip ediyor. En çok takip ettiği alan da Doğu Akdeniz. Korona sürecinde de Türkiye ile İsrail yakınlaşması oldu. 60'a yakın ülkeye yardım eden Türkiye'ye büyük bir yardım malzemesini Filistin'e gönderdi.
İsrail ise sadık malzemelerinin yardım olarak değil, satılarak verildiği iddia ediliyor. Yunanistan'da yayınlanan savunma sanayi ve dış politikası sitesi, Türkiye'nin bir sonraki hamlesinin İsrail'e aynı yönde bir anlaşma olabileceğini iddia etti. İsrail, Doğu Akdeniz'deki Yishay gaz sahası sınırıyla Güney Kıbrıs Rum yönetiminin ilan ettiği parsellerde yer alan Afrodit gaz sahasının sınırının çakıştığını belirterek bölgedeki saha geliştirme faaliyetlerine 10 Aralık 2019'da itiraz etmişti. Hatta 5 gün sonra İsrail resmi radyosu, Türkiye'nin Tel Aviv'i Avrupa'ya doğal gaz transferi konusunda müzakereye hazırız mesajı ilan ettiğini haber yapmıştı. O haberde 2 gün sonra da İsrail'in yayın kuruluşu KAN, İsrail'li yetkililerin müzakereye açığız mesajı verdiğini duyurmuştu. Bu anlaşmanın gerçekleşmesi için Kıbrıs'ın egemenlik haklarında bulunan alanların İsrail'e ait olduğunu, eğer İsrail Türkiye ile anlaşma imzalarsa 8, 9, 11 ve 12 parseller sayesinde Türkiye ile denizden komşu olacağını yazan Yunan savunma ve dış politika sitesi, eğer İsrail Türkiye ile anlaşma imzalarsa bugün Kıbrıs'ın egemenlik alanında bulunan birçok parsel İsrail'e ait olacak ve Kıbrıs bunlardan mahrum kalacak değerlendirmesinde bulundu. İsrail ve Türkiye anlaşırsa tabii tüm dengeler tamamen değişir. Her şey Yunanistan ve Güney Kıbrıs'ın aleyhine olur. Anlaşma olursa bu daha kolay olur ama anlaşma olmazsa da Türkiye yolundan vazgeçmeyecektir. İsrail dönse bile bu kısa vadede olmaz, zamana yayılır. Doğu Akdeniz anlaşmalarından vazgeçilmesi biraz zor gibi görünüyor. Bu durum Türkiye'ye bağlı en çok. Libya ile yapılan anlaşmaya, Libya hükümetinin ayakta kalmasına. Eğer Hafter gelirse Türkiye ile yapılan anlaşmayı yırtıp atacağını söylemişti. Ama şu anki hükümet devam ederse Türkiye bu boru hattının geçişine izin vermez. Türkiye'nin kara kutusu.